Milletimize geçmiş olsun. Ama çok şükür geldiğimiz noktada şu an itibariyle depremin meydana geldiği 14.07'den şu saate kadar bütün arkadaşlarımızın sahada yaptıkları incelemeler ve bizim AFAD başkanımızla, belediye başkanlarımızla ve ilgili diğer daire müdürü arkadaşlarımızla yaptığımız şu ana kadarki incelemeler ve tespitlerde gönlümüz rahat bir şekilde can kaybının olmadığını söyleyebiliyoruz. Bu en büyük tesellimiz. 30 civarında yaralımız var ama bunun büyük bölümü daha çok korku, tansiyon düşmesi ve benzeri endişeden kaynaklanan rahatsızlıklar. Yani can kaybımız yok. Yaralılarda 30 civarında intikal eden hastalarımıza da gerekli müdahaleler yapıldı. Sadece bir hastamızın ayağında yüksekten atlama sonrası oluşan komplikasyon nedeniyle hastanede tedavi altında ameliyatı gerektirebilir. Onun dışında bir yaralımız da yok. Vatandaşlarımızın geceyi rahat bir şekilde geçirmelerine dönük her türlü önlem ve tedbir alındı. Mevcut elimizdeki çadır veya battaniye kapasitesinin yetmeyeceğini düşünerek çevre illerimizden AFAD Başkanlığı'nın koordinasyonunda yeterli sayıda hem çadır hem battaniye ilimize ulaşmış durumda. Biraz önce AFAD Başkanımızla birkaç köyümüzde de incelemelerde bulunduk. Orada vatandaşla beraber olduk. İlk gece bütün vatandaşlarımıza belediyemizin de katkılarıyla 5000'e yakın sıcak yemek ikramı gerçekleştirilecek. Çadırlar kurulacak. Çadırlarda vatandaşlarımızın soğuğa karşı ısınma cihazları da olacak. Ama öbür taraftan da Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzden ve özel idareden ekipler oluşturulmak suretiyle bu hasar gören, en fazla hasar gören Samsat'a bağlı köylerimizde gerekli ilk tespit, ilk inceleme çalışmalarını yaptılar. Samsat merkezli biliyorsunuz deprem. Ve Samsat merkezde bazı kamu kurum kuruluşlarında ve özel şahıs binalarında kısmi hasarlar var. Ama en çok hasarı Taşkuyu köyümüz ve Akdamar köyümüz başta olmak üzere 4-5 tane köyümüz görmüş vaziyette. Yarın daha sistemli bir şekilde teknik personelimiz oluşturulacak 4-5 tane komisyonla, ekiple beraber ilk tespitleri yapacaklar. İlk tespitlerden sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan buraya intikal edecek konunun uzmanı arkadaşlarla beraber bir hafta içerisinde de kesin tespitler yapılacak. Oluşabilecek artçı sarsıntılarla zarar görebilecek binalardan zarar görmemelerini sağlamak üzere hızlı bir şekilde başta valilik binası olmak üzere eski binalarımız var, hala kamu hizmeti sunduğumuz riskli binalar var. Bunların hepsini boşalttık çok hızlı bir şekilde. Okullarımızı da Milli Eğitim Müdürümüzle bütün okullara ulaşmak suretiyle çocuklarımızı okul binalarından çıkardık. Bu tamamen ihtiyati amaçlı bir önlemdi. Yarın da bu tespitlerimizin netleşinceye kadar özellikle Samsat ilçemizde kısmen Kahta'da, Kahta'nın 2-3 tane köyünde çünkü kısmi hasarlı evlerin bulunduğu köylerimiz var. Kahta ilçemizde ve il merkezinde herhangi bir risk barındırdığı veya taşıdığı için değil, Samsat dışındaki yerler için söylüyorum. Ama vatandaşlarımızın bu sarsıntıyı hissetmeleri sonucu oluşan ruhi ve psikolojik sıkıntılar nedeniyle yarın cuma çocuklarımız bu 3 yerleşim yerinde yarın okula devam etmesinler. Biz de bu eğitim öğretimin devam ettiği bu okullarımızda gerekli tespitlerimizi yapalım. Riskli eğitim öğretim kurumu varsa, okulumuz varsa bunlarla ilgili önlemi alalım diye değerlendirdik. Öyle bir karar aldık. Bu kararı da duyurduk. Yani Adıyaman merkez ve merkeze bağlı köyler, Samsat ilçemiz ve ilçeye bağlı 16 köyümüz ve Kahta merkezli ilçelerimizde yarın eğitim öğretimi ara vereceğiz. Dediğim gibi tamamen tedbir amaçlı bu okullarımızdaki teknik incelemeyi tamamlayıncaya kadar. Pazartesi günü normal eğitim öğretime inşallah hep beraber devam edeceğiz.